Kalp damar rahatsızlıkları neden kaynakları, sebepleri nelerdir? Evet, kalp damar rahatsızlarını tetikleyen birçok faktör var. Yanlış beslenme, Evet. yani aşırı hayvansal besinler. Ha, bazıları diyor ki işte istediğiniz kadar et yiyin, istediğiniz kadar peynir, yumurta yiyin. Hiçbir yan tesiri olmaz. Hamurdan uzak durun, et yiyin, et yiyin, her gün et yiyin, her gün yağ için diyor. Çok komik bir diyet. Karaday diyeti diye bir diyet çıktı. Onu açıklayayım. Yanlış beslenme, hareket etmeme, aşırı kimyasal ilaç kullanma, alkol kullanma vesaire. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Profesör Doktor Gökhan Hotamışlıgil, Evet. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde genetik hastalıklar ve sistemik hastalıklar uzmanı, kalp damar rahatsızlıkları, karaciğer yağlanması, Evet. kolesterol, lipid, trigliserit gibi şeker gibi hastalıkların sebebinin neden kaynaklandığını araştırmış, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda bu yeni bir buluştur. Bu rahatsızlıkların sebebinin kalsiyum kaçağından kaynaklandığını belgelemiştir. Evet. Kalsiyum kaçağı neden olur? Asidoz nedeniyle kalsiyum kaçağı oluyor. Neden asidoz oluşur? Evet. Kişi aşırı hayvansal besinlerle besleniyorsa, et, peynir, yumurta çok yiyorsa Evet. kanı asitlenir. Kanı asitlenirse ne olur? Asit kalsiyumu emer. Mıknatıs gibi çeker. Onunla birleşerek nötr bir madde meydana gelmesi lazım. Vücudumuz asidi hemen nötrleştirmesi gerekir. Evet. Aksi takdirde hayati tehlike başlar. Kalsiyum, kanda bulduğu kalsiyumla asit birleşir. Kanda kalsiyum bulamazsa damarların iç yüzeyindeki kalsiyum emer. Damarların iç yüzeyinde kalsiyum bulamazsa kemikteki kalsiyum emer. Bu nedenle bazı insanların kemikleri zamanla kırılgan olur. Cam kemik dediğimiz hastalık dahi çıkabilir zamanla. Ve hatta kemikteki kalsiyumu değil, hücre içerisindeki kalsiyumu dahi çekmeye başlar asit. Kişi doğduğu günden öleceği güne kadar kanının pH değeri 7,40'tır. Takriben hep böyle gider gelir. Evet. 7,35-7,45 arası. Fazla asitlendirme olduğu zaman ölüm tehlikesi, riziko çok büyük. Vücudumuz sürekli bir denge var. İşte hayvansal besinlerle beslenildiğinde asidoz oranı yükselir, Evet. hayati tehlike başlar. Dengesiz beslenmenin çok büyük bir payı var zannedersem. Özellikle çağımızda obez hastalığı çok artmış durumda. Hazır yiyeceklerin, hazır gıdaların bununla çok büyük bir etkisi var herhalde. Tabii spor yapmama, hareket etmeme, aşırı hayvansal Evet. gıdalar, kimyasal ilaçlar bağırsak florasını yakıyor. Bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor, zararlı bakteri ve mantarları azdırıyor. Karatay diye diyeti diye ortaya çıkan diyet aslında Amerika Birleşik Devletleri'nde Hollywood'da ortaya çıkan Özellikle bu ara Hollywood çok diyetinin moda bu diyet. geliştirilmiş halidir. Çok çok tehlikelidir. Kişiyi yavaş yavaş ölüme götürür. Yani son modern araştırmalara göre kişi hayvansal besinleri fazla yememeli. Haftada iki, en fazla üç. Peygamber Efendimiz de zaten aşırı et yemeyin buyurmuştur. Et ve et mamulleri tehlikeli. Şimdi bu alışla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Almanya'da birçok ülkede klinik araştırmalar yapılmış. Alıcın damarlardaki plakları çözdüğü, kalbi güçlendiği, kalbe kan akışını arttırdığı klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Alıcın birleşimindeki hiperizin burada mesela sadece Almanya'da 3664 hasta alıçla tedavi edilmiştir. Alıç kalbe kan akışını artırır, kalbi besler, damarların iç yüzeyindeki plakları çözer. Yüksek tansiyonu önler, kolesterolü önler, lipidi düşürür. Binlerce insan üzerinde tedavi denemesi yapılmış, etkisi ispat edilmiş. Biz çok güzel bir formül geliştirdik. Birleşiminde alıç ekstraktı, biberiye ekstraktı, oğlotu ekstraktı, zencefil ekstraktı, zerdeçal ekstraktı, altınbaşak otu ekstraktı. Evet. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşur. Şimdi bazıları alıç sirkesi yapıyor. Etkisi azdır. Neden az? Bazıları alıç şurubu yapıyor. Bazıları alıç suyu yapıyor. Alıcın birleşimindeki etken madde %2,5. Sirke yapabilirsiniz. Şurup yapabilirsiniz. Çay yapabilirsiniz. Etkisi
yeterli değil. Çünkü etken madde nedir? Az. Bu nedenle destilasyonla elde edilen ekstraktının kullanılması gerekir. Türkiye'de ekstraktan bitkisel gıda takviyesi üreten tek firma galiba biziz. Evet, mükemmel bir ürün geliştirdik. Kişi bunu kullandığı zaman isterse damarları %80, %90 tıkanmış dahi olsa yavaş yavaş açılır. Mesela bir beyefendi geldi bize. Kalp damarları, her insanın 3 tane kalbinde ana damar var. Kalbi besleyen. Evet. İkisi %80, biri %100 tıkanmış. Ameliyat olması şart. Ne yapacağız hocam? Dedim ki acele yok. Deneyeceğiz, göreceğiz. 2 haftada %80 olan tıkanma açıldı. Peki. 2 hafta.